Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte HDR 1000 sertifikalı dünyanın ilk 4K 144 Hz oyuncu monitörü Asus PG27 UQ'yu inceleyeceğiz. Evet, içerisinde yok yok denen bütün özellikler var Recep. Asus'un sancak gemisi tabiri hafif kalıyor. Şu an dünya monitör piyasasında ortalığı sallayan, herkesi etkileyen pek çok kullanıcının arzuladığı monitör incelemeye geldi. Evet uzun yıllar boyunca biz de bu monitörü bekliyorduk. 4K çözünürlük, 144 Hz tazeleme hızı ve 1000 nit parlaklığa ulaşan ve HDR 1000 sertifikasını almaya hak kazanan bir ürünle karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söyleyelim. 4K 144 Hz'i bize çoğu kullanıcı soruyordu. Yahu neden yok ki? Neden yaygın değil diye bunu merak ediyorlardı. Öncelikle güçlü bir sistem gerektiriyor ama sonrasında şöyle bir şey var. 4K'da 144 Hz'i vermek kolay bir iş değil. 1080p 144 Hz, 200 Hz pek çok monitör var. 1440p'de yine yüksek hertz monitörler inceledik ama 4K'da yüksek yenileme hızı demek bir sonraki nesil ekran kartlarıyla hatta SLI ve Crossfire konfigürasyonlarla kullanılacak uç noktayı tepe noktayı temsil ediyor. Evet monitörün aslında tam doğru zamanda incelemesini yaptığımızı söyleyebiliriz çünkü yakın zamanda Nvidia'nın yeni 2000 serisi ekran kartları piyasada olacak. Evet 1100 mi olur 2000 mi olur tam inceleme tarihinde onun bile kesin olmadığı ama bu konuda bir videoyu daha yaptığımız bir döneme denk geliyor. Hemen aşağıdaki bağlantıda onu da görebilirsiniz yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili. Şimdi sözün özür Recep. Bütün bu özellikler var. HDR ve de G-Sync özellikleri bir arada var. Esas bomba nokta zaten bu. HDR neden önemli? Önce bir ondan bahsedelim. Evet. HDR High Dynamic Range monitörler özellikle çok yüksek parlaklıklarda çok canlı renkler sunabiliyor. Mevcut monitörler genelde 300 kandele metre parlaklık sunarken HDR monitörler 1000 kandele metre kare parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Tabii ki her HDR monitör, her HDR statüsü aynı değil. Çoğu 1000 nit parlaklığa çıkamıyor. HDR 1000 sertifikasının en önemli noktalarından bir tanesi zirve değerin 1000 nit parlaklığa ulaşabilmesi. Bu da tabii ki ekranda farklı noktalarda hem çok düşük parlaklık hem çok yüksek parlaklık verilerek yapılıyor. Bunu demolarda genelde bize uzay, Battlestar, Galactica gibi sahnelerde farklı böyle videolar ile, oyunlar ile gösteriyorlar. Olay şu, ekrana baktığınız zaman sahnenin içerisindeki, karenin içerisindeki aydınlık ve karanlık arasında çok muazzam bir fark görüyorsunuz. Bu da gerçekçiliği arttırıyor. Yine oyun sahnelerinde çimenlerin altındaki gölgelerde yatan bir keskin nişancıyı tespit edebiliyorsunuz. Ve bu bu monitörü üretenlerin, satanların ortaya koyduğu bir pazarlama argümanı falan değil. Bu gerçekten oyuncuların görmek istediği yeni nesil HDR'da beklediği anahtar özelliklerden bir tanesi. Biz de bu incelemede zaten özellikle oyun sahnelerinde çimenlere, gölgelere, karanlık aydınlık sahnelere gerçekten çok fazla baktık. Evet. Bütün bu renkler tabii ki Quantum Dot Panel teknoloji sayesinde mümkün oluyor. Bütün bu özellikler isterseniz şimdi yakından bakalım. Öncelikle monitörün boyutunun 27 inç olduğunu belirtelim. 4K çözünürlükte 3840'a 2160'a tekabül ediyor. Evet bu piksel sayısı normal Full HD ile kıyaslandığı zaman 2 milyon pikselde 8 milyon piksel demek. Ekran kartına bindirdiği yük de bunun da tabii ki ölçüyor. Şimdi burada kullanılan panel teknolojinin yanı sıra bir de Asus'un tasarımı var. Kullandığı kasa monitörün ön kısmında biraz normale göre inceltikleri çerçevelere göre biraz daha kalın duruyor kalın durmasına rağmen gayet şık olduğunu söyleyebiliriz Ali. Bunun kalın olmasının özellikle sebeplerinden bir tanesi de burada kullanılan panelin kenarlardan ışık sızması yapmasını engellemek. Evet. Bu konudaki özellikle şikayetlere karşı Asus olan. Asus bu monitörde buna dikkat etmiş. Arka tarafa baktığımız zaman kavisli böyle bir tasarım olduğunu görüyoruz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Monitör flat yani düz yüzeye sahip. Arka tarafta bombeli bir kasa yapısı var ve bu kasa yapısı ROG Republic of Gamers'ın beklediğimiz tasarım unsurlarını barındırıyor. Plazma bakarı renginde bir joystick tuşu. Arka tarafta yine titanyum grisi. Yani böyle metalik renkler, özel renkler kullanılıyor. Bunlar Asus'un her ürün ailesinde aynı ton ile kullanılmıyor. Buradaki tasarımda yine RGB bir Republic of Gamers gözü görüyoruz. Bu monitörü arkadan bir kafede bir yerde gördüğün zaman dikkatini kesinlikle çekiyor. Evet ürünün gerçekten en dikkat çekici yanlarından bir tanesi bu. Masaya yansıyan ışık doğrudan dikkatinizi çekiyor. Aynen 3 ayağın üzerinde çok sağlam 9.8 kilogram. Kesinlikle bobble dediğimiz o panelin ekranın titremesi sallanması ile karşılaşmıyorsunuz. Aynı zamanda pivot moduna getirirken zaten elinizin altında mekanizmanın ne kadar sağlam olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu monitörü sağa sola, yukarı aşağıya oynatabildiğimiz gibi dediğim gibi pivot modunda tam olarak dikerken swish diye böyle bir ses geliyor. Oradaki arka taraftaki mekanizma yumuşatılmış, sürtünmesi azaltılmış. Yani kalite olarak Asus bunda standın artık uç noktasına ulaşmış. Bu üç ayağın altında da senin dediğin gibi şu an ROG gözü var ama boş şeffaf plakaların üzerine kendim folyodan kestirip takım logonu, adını, her şeyi yazdırıp ışık olarak masaya vurdurabiliyorsun. Bu sefer abartıp bunun bir adım da ötesine geçmişler. Standın üst kısmında da projeksiyon şeklinde Batman'i çağırır gibi böyle bir ROG gözünü duvara yansıtabiliyorsun. Ali arka kısım biraz kalın tutulmuş. Bunun genelde özellikle bir nedeni oluyor. Zira evet. oyuncu monitörleri biraz normalden fazla ısınıyor. Bu ısınmayı önlemek için başka teknolojiler var mı? Şimdi çok basit bir çözüm var. Adaptörü dışarı alıyorsun. 180 Watt HDR açıkken güç tüketimi olan bir monitörden bahsediyoruz. 1000 nit parlaklığa öyle bir anda çıkıp inebilmesi tipik olarak 600 nit parlaklık sunması senin için elektrik tüketimi demek. Evet. Bunu baştan söyleyelim. Kesinlikle. Monitörün kendisi premium en üst sınıfta yer alıyor. Elektrik tüketimi de bir dizüstü bilgisayar kadar güçlü ve oyuncu dizüstü bilgisayarı kadar kendi başına. Ve arka taraf özellikle ısınma olmasın, performans düşmesin diye bu şekilde kalın. Bu panelin normal, standart, native yüksek frekansı aslında 120 Hz. Evet. Bunun üzerine hız aşırtma ile 144 Hz'e çıkmış. Ama bu fabrikada yapıldığı için 144'ten 120'ye düşmek gibi durumunuz yok. Bu gerçekten gerçekten 144 Hz'de çalışan bir monitör. Daha önce senin incelediğimiz başka monitörleri de görmüştük. 100 Hz, 120'de çalıştırılıyor. Fabrikada panelin tipine göre bakıyorlar. E arka tarafı da biraz kalın tutuyorlar ki hem buradaki o standın dediğimiz gibi ergonomisi olsun, hem kontroller rahat yer kalsın, hem de monitör ısınmadan saatler boyunca aralıksız çalışabilsin. Adaptörü de dışarıya aldıkları zaman bu iş kolaylaşmış oluyor. Peki bu HDR kalıcı bir özellik mi? Geçici bir heves mi? Nereye gidecek? Buradaki yansımaları neler Recep sence? Ali, HDR uzun süre bizimle birlikte olacak ve HDR'ın yeni standart olacağını söyleyebiliriz. Öncelikle HDR bize hem parlaklık hem de canlı renkler sunuyor. Bu monitörde incelemenin başına bahsettiğimiz gibi dünyanın ilk HDR 1000 sertifikalı 4K 144 Hz monitörü HDR 1000 sertifikasını VESA veriyor. Yani bu standartı belirleyen kurumlardan bir tanesi. Kendileri aynı zamanda DisplayPort standartını da belirliyorlar. HDR 1000 sertifikası demek bu monitör tepede 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor demek. Standartta ise 600 nit parlaklığı sürekli olarak sunabiliyor. En düşük seviyede ise 0.05 nit parlaklığa kadar inebiliyor yani siyahları gerçekten siyah olarak gösterebiliyor. Bu en önemli anahtar noktadan bir tanesi. Diğerinde de artık panel 10 bit'e yükselmiş oluyor. İster 8 artı 2 yap ister 10 bit panel kullan. Renk skalası da gerçekten çok daha genişlemiş oluyor. Yani HDR ile birlikte aslında monitörlerin bulunduğu çağın değiştiğini söyleyebiliriz. HDR yarın öbür gün adını ister anacak oğlum ister anmayacak oğlum. Bu monitörler tarafından emilip monitörlerin yeni standartın bir parçası haline gelecek. Ama bu yapması gerçekten zor ve pahalı bir teknoloji olduğu için HDR sertifikasında kademelere bölmüşler. Evet. Bu arada sadece monitörler değil görüntü kayıt cihazları da artık HDR destekli olmaya başladı. Yani siz de videolarınızı HDR çekmeye başlayabileceksiniz yakın zamanda. Hatta şu an o kameralar piyasada mevcut. Evet cep telefonu fotoğraflarında fotoğrafta HDR var ama işin video HDR kısmı da gelişiyor. Özellikle bu bulutlu gökyüzü bir tarafta çok parlak diğer tarafta çok karanlık şeyler var. Fotoğrafçılığın eskiden beri genel düşmanlarından bir tanesidir. Bir taraf patlar bir taraf karanlık kalır. Bunu dengelemek için fotoğrafta vardı. Şimdi bunu Videoda olan, yine aynı ismi taşıyan ama teknik olarak çok farklı olan görüntüleme cihazlarındaki, kayıt cihazlarındaki karşılığını görmeye başladık. Burada YouTube'da da destek var. Farklı yerlerde de destek gelişiyor. Özellikle de destekleyen oyunlar arasında Battlefield 1 gibi sağlam yapımları, önemli yapımları da görebiliyoruz. Seninle daha önce test ettiğimiz zaman Battlefield 1'i test etmemiştik. Özellikle HDR destekli oyun sayısı daha azdı. Evet. Şimdi, Normal Sky gibi oyunlarda artık HDR desteğine kavuşuyor. Gün geçtikçe HDR destekli oyunların sayısında arttığını görüyoruz. Özellikle Windows 10'da da bu özellik daha önce hatalıydı. Microsoft da Windows 10'da bu hatayı giderdi. Şu an HDR'i kullanırken, View 44 tersi kullanırken bu monitörü aldınız. Öncelikle DisplayPort portundan takmanız, ardından Windows 10'da HDR'i açmanız. Ardından da monitörün hertzini yine Windows'tan ve monitörden kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu söyleyelim. Ezbere kullandığın zaman çoğu 144 Hz monitör aslında 60 Hz'de kullanmış oluyorsun. Ve bu da deneyimini etkiliyor. Evet. Burada DisplayPort kullanmanız gerektiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra tabii arka kısımda diğer portlar da var. Display portun yanı sıra HDMI portu da var. Yani görüntü alabilirsin ama aldığın görüntünün kalitesi standardı özellikle şu an en ileri seviyede display Port ile birlikte sağlanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yeni nesil ekran kartlarında da genellikle en sorunsuz, en yüksek kalitede çalışanlar display port oluyor. Konsollarda HDMI televizyon mirasından gelişerek devam ediyor. İkisi de yerini bir diğerine bırakmadı. Paralel gelişiyorlar. Evet. Ali, şimdi parlaklık sertifikası var dedik, biraz da renklerden bahsedelim istersen. Evet. Quantum Dot Panel bize nasıl renkler sunuyor? Çok sağlam renkler sunuyor Recep. Öncelikle geniş görüş açısını biz her açıdan kontrol ettik. Şu an stüdyoda çok parlak ışıklar altında bile ekran okunabilir. Bunu bir defa söylemek istiyorum. Ardından da renk gamutu. Quantum Dot ile birlikte DCI-P3 renk gamutu var. Bu renk spektrumu sinematik bir deneyim sunuyor. Burada %90 DCI P3 65 renk gamutunu zaten sertifika almak için sunman gerekiyor. Burada panelin de yüksek bit olmasının kesinlikle farkı var. Ama esas fark bu renk gamutunun geniş olması haricinde 384 noktada local dimming dediğimiz ışığı açıp kapatabilme teknolojisi. Local dimming özellikle üst seviye monitörlerde çok önemsenen, çok aranan özelliklerden bir tanesi oldu. Biz bunu biraz daha geriden keşfediyoruz Türkiye'de. Özellikle bu tür monitörlerin üst seviyelerinin yaygınlaşması bizde biraz daha zaman alıyor. Ama entüzyast, meraklı dediğimiz sınıfta pek çok kullanıcı da bunları hemen çıkar çıkmaz alıp kullanmak istiyor ve buna bütçe ayırıyor. Şimdi local dimming nedir? Dediğimiz gibi ekranın 384 noktasındaki ışıkları kapatıp açabiliyor monitör ve de bu sayede o dediğimiz ekstra parlaklık, ekstra karanlık oranlarına mükemmel hakim olabiliyor. Evet. Kaliteli bir monitörde önemli olan görüntünün sadece ortada değil, kenarlarda ve bütün noktalarda da eşit kalitede olması. Şimdi kenarlardan aydınlatabiliyorsun arkadan aydınlatabiliyorsun. Farklı monitör panel aydınlatma tipleri var. Bu 384 nokta da buradaki aydınlatmanın çok daha kaliteli olduğunu gösteriyor. Yani sadece olayımız panel, panelin dışındaki kaplama değil aslında. Gittikçe üst seviyeye çıktıkça daha da işin derinlerine doğru inebiliyoruz. Peki kullanıcı deneyimi nasıl, oyunlarda nasıl, genel olarak nasıl derseniz 4K 144 Hz bir monitörün karşısına geçmek bambaşka bir deneyim. Bu dönemden biraz bize bahset o zaman Ali. Sen oynadın. Şimdi en çok oynayan benim. Aslında inceleme için de sabırsızlanıyordum. Hep beraber konuşmamız daha güzel oldu. HDR'in yanı sıra biliyorsun en önemli noktadan bir tanesi de bu senkronizasyon teknolojileri oldu. Evet. G-Sync teknolojisi sayesinde ekran kartınızla monitörünüz birbiriyle iletişim kuruyor. Bu sayede ekran kartınızdan giden kareler monitöre, monitör tarafından sırayla çiziliyor. Şimdi bu sırayla çizme esnasında da bekletirsen lag gecikme stutter dediğimiz takılma oluyor. Bekletmeden çizmeye kalkarsan da yırtılma tearing oluyor g synci açtığınız zaman ki bu monitör G-Sync destekli, Nvidia ekran kartı ile birlikte bu sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Evet. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle G-Sync'i display port üzerinden bir de HDR destekli şekilde kullanabilmek, cidden monitörü tasarlayıp üretirken mühendisleri zorlayan noktalardan bir tanesi oldu. Bu monitörün çıkışı da aslında çok daha önceden duyurulmuştu. Fakat tamamlanıp bitirilmesi final ürün haline gelmesi çok uzun zaman aldı bu yüzden. Ama nihayet G-Sync teknolojisine destekleyen bir monitör olarak en üst seviyede konumlandı. Karşısına oturup Battlefield 1 oynarken Recep 8700K işlemci ve 1080 Ti'nin belli yerlerde artık ultra ayarlarda yetersiz kaldığını demeyeyim ama daha üzerine bir şey gerektiğini görüyorsun çünkü 70 fps üzerine 140'lı 144 FPS'ye ulaşmak istiyorsun. Evet, 2000 serisi kartlarla birlikte umuyorum ki 4K çözünürlükte 100 FPS'nin üzerine rahatlıkla çıkabileceğiz. Burada ne yapıyorum? Ayarları kısıyorum ama ayarları kısarken yani içim kan ağlıyor. Çünkü evet. böyle bir sistemde, böyle bir ekran ile monitör ile ayarları hiç kısmak istemiyorsun. Ve ultra ayarlarda 4K çözünürlükte hiçbir piksel yok. Orada kenarda köşede giden tellerde kırılma yok. Yani üzerine bunu keskinleştirme teknolojisine ihtiyacın yok. Ve özellikle Mehmet Ali çekimlerde oradaki gölgelere saklananlara ağaçlara bulutlu gökyüzüne baktığımız zaman evet HDR'ın etkisini gördük dedik. Ki burada oyunun HDR'den iyi mi? Henüz daha HDR böyle en üst seviyede bütün oyunlarda motorla mükemmel bir şekilde uygulanmıyor. Evet. Öyle bir iddiası yok oyunun. Ama o bile fark ediyor olacak. Ali Witcher 3'te HDR desteği yok ama bu monitörün güzel renklerinden yararlanacak nadide oyunlardan bir tanesi bence kendisi. Aynen öyle çok canlı renklere sahip bir panel olduğu zaman doğrudan Witcher'ın grafikleri geliyor aklıma Witcher 3'ün olsa ne güzel olurdu diyorum. Ama şunu da söyleyeyim özellikle uçuş simülasyonları, uzay simülasyonları HDR destekli şekilde gelirse o uzayın karanlık bulutları içerisindeki parlak nebulalar, FPS oyunlarında dediğimiz gibi gölgeler bu deneyim ile birlikte HDR1000 sertifikası ile üst seviyeye çıkıyor. E bir de 4K çözünürlük, 144 Hz yok yok dediğimiz bütün teknolojileri bir araya toplamışlar. E tabii ki bunun bir bedeli var. Monitör gerçekten fiyat skalası olarak en üst segmentte yer alıyor. Her oyuncunun alıp kullanabileceği bir monitör değil. Ama bunu çalıştıracak bir bilgisayar da zaten her oyuncunun elinde yok hocam. Evet şu anda ülkemizdeki satış fiyatının 19.500 TL olduğunu belirtelim. Bunun üzerine tabii ki kur değişiklikleri oluyor. Dolar TL fiyatı değişiyor. 2000 dolar üstü bir monitör ayrıca vergileriyle birlikte 3000 dolar üstü oluyor. Yani az sayıda kullanıcıya hitap edecek ama uzun vadede nasıl diyelim bir sonraki nesil ekran kartında değil birkaç nesil sonraki ekran kartlarında bile kullanabilecek evladiyelik bir monitör oluyor. Bu bağlamda kalite olarak, üretim olarak, teknoloji olarak kesinlikle her kuruşunu hak ediyor. Dediğimiz gibi hitap ettiği kitle dar. Bunun haricinde bir kusuru da pek yok diyebiliriz. Evet. Peki Ali CSGO oynadın mı? Yani o 144 FPS'ye ulaştık mı? 144 FPS'ye ulaşabileceğim pek çok oyun var ama Orada CSGO'ya artık bakmıyorsun, daha ötesine çıkmak istiyorsun. Bir de birkaç tane daha dikkatimi çeken nokta var. Yüksek özellikle DPI ya da CPI sahibi iyi bir oyuncu faresi kullanman gerekiyor. Evet. Kullandığın diğer ekipmanlarda bir kusur varsa böyle bir monitör kullandıktan sonra hepsi gözüne batmaya başlıyor. Tesla'sın aslında hızlı olsun diye bir tane kablosuz fareyi alalım, onunla bir şey yapalım dedik. 4K'da o çözünürlükte o fare inanılmaz hantal kaldı mesela. Hemen hızlı güzel bir fareye geçtik, ondan sonra oh dedik 4K'da bunlar anlam kazanıyormuş. Evet. Ali ilk incelediğimiz 4K monitörlerde özellikle biraz input lag fazlaydı. Evet. Yani farede bir hareket yaptığınız zaman onun ekrana yansıması biraz gecikebiliyordu. Bu da biraz size gecikme hissiyatı oluşturuyordu. Bu monitörde input lag testi yaptınız mı, değerler nasıldı? Hem fiziksel olarak kendimiz test ettik, hem de Leobotlar ile ölçüm yaptık. Yaptığımız ölçümde ortalama 20 milisaniye çıktı. Bu iyi bir değer. İlk 4K monitörlerde 60 milisaniye, 40 milisaniye gibi değerler vardı. Evet. Bu da hantallık hissine yol açıyordu. Bunda kullanımda hiçbir yavaşlık hissi yaşamadım ama 10 milisaniyeye kadar düşebilen modeller de var. 4K olmayan, 144 Hz olmayan, 1440p ve 1080p modellerde iç elektronik devreler daha az karışık olduğu için, eşler olmadığı için 10 milisaniye gibi bir fark var. Ama Leobot'ların da ölçümü henüz daha 60 Hz ile sınırlı. Gelecek nesil ölçüm cihazlarında daha iyi ölçümler yapabiliriz belki. Şu an için dediğimiz gibi değerler iyi. Deneyim gerçekten çok çok iyi ve 4 kar çözünürlüğü, eş değeri özellikleri aldıktan sonra birkaç milisaniye için kesinlikle bırakmak istemiyorsun ve çok fazla fark etmiyorsun. Input lag zaten kendisini hissettiriyor Ali. Siz herhangi bir hissiyat yaşamadığınıza göre input lag değeri de 20 milisaniye çıktığına göre gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Maksat biraz daha detaycı olalım. Biraz daha gelecekte farklı bir ölçüm gelirse diye bir şart düşelim. Makarede de güncelleme görebileceksiniz bununla ilgili. Input lagı anında zaten televizyonlarda ve hantal monitörlerde fark ettiğin için Özellikle bizim sosyalde soruyorlar değerleri nasıl diye biz de ölçmeye ve denemeye hassasiyet gösteriyoruz. 4K 144 Hz monitörler oyun turnuvalarında kullanılabilecek seviyede mi? Evet daha çıkar çıkmaz turnuvada kullanılabilecek seviyede hızlı akıcı bir hissiyat sunuyor. Ama beraberindeki makinede de hızlı ve akıcıysa. Evet bu arada Leopold'ların cihazı da 4K 144 Hz için güncellenirse onla da biz test ekipmanımızı güncelleyeceğiz. Ama şu anda en fazla 1080p 60 Hz'de test edebiliyoruz. Şimdi orada bir de HDMI ve DisplayPort farkları da oluyor. Hangi porttan bağladığını da deneyime doğrudan yansıyacak. Şunu söyleyelim. Analog portlar tamamen tarihe karıştı. Tamamen dijital portlar. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Burada kullandığımız bağlantı çeşitleri. HDMI'nin sürümünün 2.0, DisplayPort'un 1.4 olması DisplayPort bazen psikolojik olarak daha geriymiş gibi getirebiliyor. Hayır bunların sürümleri birbirinden ayrı ilerliyor. Evet DisplayPort 1.4 daha yüksek bant genişliği sunuyor. HDMI'da da daha sonraki spesifikasyon kesin belli olduğu zaman muhtemelen onu da desteklediğini göreceğiz. Çünkü üretim safhasından iki spesifikasyonun da iki teknolojinin de en uç noktasını alıp uygulamış Asus. Onu da söyleyelim. Tabii monitördeki detaylar bitmiyor. Özellikle OSD kontrolü olsun, diğer özellikler olsun bunlara biraz bakalım. Mesela portlar dedim. DisplayPort ve HDMI'nin yanı sıra USB çoklayıcısı var. Arka taraftaki kabloları gizlemek için bir kablo kanalımız var. Arka tarafta kabloları saklamak için bir kablo kapağımız var. Bütün bunları arka taraftan o kabloları iki tane, biri güç, biri DisplayPort kablosunu taktığın zaman çok güzel gizleyebiliyorsun. Birden fazla cihaz taktıysan gizlemek birazcık zorlaşıyor. Ergonomideki kolaylığı da özellikle yükseltme, alçaltma olarak denedik. Normalde istediğin oturduğun pozisyona göre gayet rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsun. Oradaki hareket açısı da şu şekilde. Öne 5 derece, arkaya 20 derece. Sağ ve sola 35'er derece yani toplam 70 derece çevirmek mümkün. Yükseklik ayarı da 120 mm. Ağır bir monitör olduğunu 9.8 kilogram olduğunu zaten söyledik. Rahat dönse bile 70 dereceden biraz daha fazla dönmesini beklerdim. Ama ergonomisi buna karşın mükemmel kesinlikle. OST dedik, cihazın OST menüsünde oyuncular için ek özellikler de konumlandırılmış durumda. Örneğin oyunlarda FPS'nizi görmek için FPS Counter özelliği var timer ile süre tutabilirsiniz veya nişangah için bir crosshair ayarı da OS'te mevcut. Özellikle Kansas Global Offensive'de sniper'ı nişangah zoom açmadan kullanmak istiyorsanız kendi nişangahınızı açabiliyorsunuz monitörde. Bazı askeri simülasyonlarda da illa nişangah falan yok. Gözle ayar yapacaksın gibi durumlar olabiliyor. Onlarda da yine biraz hilemsi kullanım ya da alıştırmak için bisikletin 3. tekeri diyelim. isterseniz açabiliyorsunuz. Şimdi buradaki özellikler zaten Republic of Gamers'ın diğer oyuncu monitörlerine de aslında var olacak. Evet Ali. Yani burada bunlar artık çok farklı özellikler değil. Ali peki bu monitör kimin için uygun? Evet Hacım. Kimin için uygun, kimin için değil. Kesinlikle çok parası olan, geniş bütçesi olan kitleye hitap eden bir monitör. Onlara 4K 144 Hz'lik en uç düzeyde HDR 1000 sertifikasına sahip, G-Sync'i dahil, her şeyi dahil böyle bir tek mutfak lavabosu eksik diyebileceğimiz Amerikalıların öyle çok sık kullandığı bir tabir var. Her şeyin olduğu bir monitör sunuluyor. Bunun sunulması bütçesi bugün buna el vermeyen ya da sisteme uygun olmayan kullanıcılar için de aslında çok önemli bir adım. Öncelikle bu kullanıcılar alıp kullandıktan, bu teknolojiyi yaygınlaştırdıktan sonra daha orta seviyede hatta giriş seviyesinde bile daha yüksek çözünürlüklerin, daha yüksek yenileme hızlarının standart olacağını göreceğiz. Bu yüzden ister bize hitap etsin ister etmesin yeni nesil uç noktada özellikle yeni ürünlerin çıkması her zaman heyecan verici oluyor. Kesinlikle bu monitörde şimdiye kadar bizi heyecanlandıran ürünler arasında en önemlilerden bir tanesi oldu. Özellikle dediğimiz gibi yakın zamanda piyasada olacak olan hatta belki siz bu videoyu izlerken piyasada olan GeForce 2000 serisi ekran kartlarından tam verim almanızı sağlayacak bir Evet farklı modelleri daha erişilebilir modelleri de gelecek ama şu an dediğin gibi uç noktada sistem toplayan insanların burada listesindeki en büyük eksiği tamamlıyor 1080p 144 var 1440p 144 var 4K 144 yok. Ya HDR yok, G-Sync yok. Hayır. Hepsi birden var. Al en üst seviye kafan rahat etsin. Başka hiçbir soru sorma ve uzun süre kullan monitörü. Kesinlikle başarılı sevgili izleyiciler. Evet. Sizler birlikte Asus'un dünyanın ilk VESA 1000 HDR sertifikalı 4K 144 Hz oyuncu monitörü PG27UQ modelini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.